Selamlar ben Gamze. Bugünkü Yadigar Rehberleri videomuzun iki misafiri var. Nimstream ve Varukashas Glow. Varukashas Glow yani Varukasha'nın parıltısını inceleyerek başlayalım. İki parçası kullanıcısına artı %20 can sağlıyor. Dört parçası ise kullanıcısının element becerisi ve patlamasını %10 arttırıyor. Set kullanıcısı hasar aldığı zaman bu özellik 5 saniyeliğine %80 artıyor. Hasar artışımızı bu şekilde en fazla 5 yük olacak şekilde alabiliyoruz. Her yükün süresi ayrı ayrı sayılıyor. Bu özellikler seti kullanan karakter sahada olmasa da aktif olabiliyor. Bu set dümdüz bir Deya seti. Kullanıcısına can sağlaması, kullanıcısı sahada olmasa bile set özelliğinin aktif olabilmesi vesaire hepsi Deya için yapılmış özellikler. Önce bu set Dea'nın şu anki durumunu ne kadar değiştiriyor onu bir konuşalım. Genel senaryolarda hasarı için Deya'ya 4 amblem veriyoruz. Bu set ise hasar açısından 4 emblemden biraz daha iyi bir performans çıkarmanızı sağlayabiliyor. Eğer ki Dayan'ın enerji açlığını bir şekilde kontrol altına alabildiyseniz. Onun dışında enerji isteği açısından hala 4 emblem gitmeniz daha iyi olabiliyor. Eğer ki 4. takım yıldızına sahipseniz de o zaman enerji sıkıntınızı daha rahat atabileceğinizden dolayı bu seti Dayan'ınızda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yani kağıt üzerinde size hasar artışı sağlayan ama uygulamaya gelince istediğimiz enerji enerjiyi elde edemeyeceksek bir sonraki seçeneğine geçmemiz gereken bir senaryo mevcut. Genel yorum olarak da bunu hatırlatmam gerekiyor. Deya'nın şu an oyundaki konumu belli. Kitinin sıkıntıları, sayılarının düşüklüğü belli. Peki ya bu set Deya'nın bu sıkıntılarının ilacı oldu diyebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Deya yine aynı Deya sadece kendisine özel set gelmiş bir karakter pozisyonunu aldı oyunda. Peki bu seti Deya'dan başka biri kullanabiliyor mu? Her zaman söylediğim gibi videoda bahsettiğim örnekler videoyu izlediğiniz zamana göre değişebilir. Bu hatırlatmayı her zaman geçmem gerekiyor. Daha iyi anlamınız açısından örneklendiriyorum ben genel olarak. Ama bu set öznelinde oyunun şu anki konumunda bu setten full fayda sağlayabilecek bir karakterimiz yok. Hutao diyenler sakın bu seti Hutao için kasmaya çalışmasınlar. Çünkü aslında alakası bile yok. Fakat bu setin şöyle bir iyi tarafı var. Oyunumuza can yüzdesi veren ikinci bir set gelmiş bulundu. Böylelikle can yüzdesi isteyen karakterlerimize 2-2 bu setten verebiliriz. Bu karakterde de Nilo oluyor. Özel biberlerine kendi canından bir bonus eklediğinden dolayı can yüzdesi değeri onun için çok önemli. Böylelikle Nilo'nun istediği can yüzdesinin gerisindeyseniz bu setten de iki parça vererek eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu set gelecekte eklenecek olan karakterlerde işe yarayacak mı zamanla göreceğiz diyerek diğer setimiz olan Nims Dream yani Nergis'in rüyasına geçiyoruz. İki parçası kullanıcısına %15 su hasarı bonusu veriyor. Dört parçasında ise normal, yüklü ve havadan saldırılar, element becerileri ve element patlamalarının düşmanlara isabeti halinde bir yük alıyoruz. Bu yük üzerimizde 8 saniye kadar kalıyor. Üstümüzde 1, 2, 3 ya da daha fazla yükümüz olduğunda saldırımız %7, %16, %25 artarken Su hasarı bonusumuz ise %4, %9, %15 şeklinde artıyor. Tüm yükler ayrı ayrı sayılıyor. Yani iki normal saldırı yaptığınızda iki yük almış olmuyoruz. Bir yük almış oluyoruz. Her yapılan farklı saldırı bize yük sağlıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Bu set mükemmel bir tartarga seti. Tartaglia neredeyse 3 senedir oyunda olan bir karakter olmasına rağmen hala tam fayda sağlayabildiği bir set ne yazık ki yoktu. Evet ona heart of depth yani derinliğin kalbi kasıyoruz. Fakat Terçaglia'nın bir rotasyonunda düz saldırılarıyla verdiği hasar toplamda verdiği hasarın yalnızca %50'si falan. Çünkü bu set yalnızca Terçaglia'nın düz saldırılarına bir hasar bafı sağlıyor. Oysa Tarçakya element patlaması ile de çok yüksek hasar çıkaran bir karakter. Böylelikle bu yeni set ile beraber Tarçakya artık genel olarak her şekilde tam fayda sağlayabildiği bir sete sonunda sahip olmuş oldu. Hem element patlaması hem de normal saldırıları çok daha güzel bir performans sağlayabilecek artık. Hatta Tartaglia'nın imza silahı Polar Star Kuzey Yıldızı'na baktığımızda bu Yadigar setine benzeyen ortak buffları da mevcut. O sebeple Tartaglia artık bu set ile çok mutlu. Onun dışında diğer karakterleri düşündüğümüzde de Ayato'yu çok örnek olarak gösterdiniz. Onu da şöyle açıklayayım. Eğer ki pinginiz genel olarak 100'ün altındaysa ve stabil bir pinginiz varsa setiniz harici silahınız element hasar yüzdesi sağlayan bir şeyse en iyi senaryoda Ayato'ya 4 Echoes of an Offering, Ada'nın Yankısı seti kasmayı sevebiliyoruz. İyi bir senaryodan bahsediyorum. Daha ayrıntılı bilgi için Echoes of an Offering için yaptığım rehber videosunu inceleyebilirsiniz. Eğer bu iyi senaryo içindeyseniz bu yeni sete geçmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Eğer kullandığınız Heart of depth, Kalbi ya da Gladiator ise bu yeni set... Ayotonuz için birazcık hasar artışı sağlayabiliyor. Ayatonun normal bir rotasyonunda bu set için 2 yük alabileceğini, 3. bir yük için element becerimizi kullanmadan önce fiziksel vurmamız gerektiğini hatırlatırım. 3 yüklü haliyle elinizdeki setinizden en fazla %1-2 fark yaratacak bir Hasar artışı yapabilir. Açıkçası bu set ile biraz daha iyi bir performans görmek isterdim ben Hayato'dan. Bu kısım şahsi görüşüm. Bu sete geçmeye pek değer olduğunu sanmıyorum. Artı olarak da bu hatırlatmayı geçmeliyim. Bir setin size sağladığı bonusların yanında o setten düşen parçalarınızın güzel olması da çok önemli. Hatta bazı setlerde parçaların iyi olması setin verdiği bonusların ötesinde olabiliyor. O sebeple bu seti düşürmek için gireceğiniz domainde diğer setin düşme olasılığı, istediğiniz parça ve statların düşmesi, harcayacağınız zaman ve rezinler düşününce elinizdeki set iyi ise bu yeni sete girmemeniz daha iyi bile olabilir. Bunu yalnızca Ayato öznelerinde değil genel bir hatırlatma olarak geçiyorum. Onun dışında DPS bir Mona kullanıyorsanız Yine bu sete geçmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü Mona da bu setten güzel bir fayda sağlayacaktır. Özellikle de takım yıldızlarına sahipseniz. Son olarak da bu setin yakında gelmesini beklediğimiz Fontaine bölgesi daha değerli bir set olabileceğini düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek. Herkese iyi oyunlar, bol şanslar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.